Merhaba, adım Arda Yalkın, yeni medya sanatçısıyım. Hande Şekerciler, heykeltıraşım. Biz 2018'den beri farklı pratiklerimizi bir araya getirdiğimiz Ha resimli bir sanatçı ikisi olarak da üretimler yapıyoruz. İşlerimiz daha çok dijital tabanlı. Üretim ve sergileme sürecinin tamamı ya da büyük bir bölümünde dijital teknolojileri kullandığımız sanat pratiğine dijital sanat diyoruz. Dijital sanat çok büyük bir çatı, yani altında çok fazla alt pratik var. İşte bu foto manipülasyondan 3D modellemeye, arttırılmış gerçeklik, yapay gerçeklik, 3 boyutlu modelleme, animasyon, hatta yapay zeka işbirliğiyle üretilen işlere kadar çok geniş bir alanı kapsıyor. Son 10 senedir de diğer alanlardaki dijitalleşmenin getirdiği bir sonuç olarak yeni medya, dijital sanat onlarla bir iletişim haline geçti. Çünkü ortak dili kullanıyorlar. Dolayısıyla son 10 senedir de yaklaşık dijital sanatı yeni medya adı altında bir çatı altında incelemeye başladık. Yalnız şunu söylemem gerekiyor. Herhangi bir konvansiyonel sanat üretimine, konvansiyonel üretime dijital teknoloji kullanarak kolaylaştırdığımızda ya da iş akışına dahil ettiğimizde o iş illa dijital sanat olmuyor. Bir örnek vereyim. Mesela ufak bir heykel yapıyorsunuz çamurdan ya da başka bir malzemeyle. Sonra bunu CNC ile büyütmek için işte tarıyorsunuz ve CNC ile üretiyorsunuz. Bu heykel sanatının içerisine dijital iş akışını koyduğumuz zaman bunu dijital sanat olarak adlandırmıyoruz. Daha çok kendi dijital sanatın, dijital dilin kendi estetiğini kullanılan eserleri bu başlık altında inceliyoruz. Peki dijital sanat başlığı altına giren bir heykel olması için ne gerekiyor sence? Yani illaki bir yazılım kullanarak bütün sürecin dijital tabanlı olması ya, gerekiyor. Çok şey, çok geçişken ama şöyle bir örnek mesela verebilirim. Atıyorum, bir veri görselleştirmesi yaptım mesela, ne diyeyim, işte Mayıs ayında kuzeyden göç eden kuşların verisini alıp onunla generatif bir form elde ettiniz. Ya da bir matematik formülüyle bir generatif form elde edip bir heykel yaptığınızda sanırım bu şey olur, yani yeni medya sanatı altında incelenebilir. Yani şey, burada işi kolaylaştırmak için sadece bir tool olarak kullanıldığı zaman genellikle işte şey, dijital sanat. Asistan derdi yerini kullanmakla orada üretim yapmak aynı şey değil. İkimiz de klasik sanatla çok ilgiliyiz ve ilk baştaki amacımız oradaki formları, kompozisyonları güncel konularla ve formlarla harmanlayıp yeni bir ifade biçimi bulmaktı. Ve bunu yaparken de dijital sanatın estetik bakışını ve alet edevatlarını da kullanmak istedik. Çünkü biraz da şöyle bakıyoruz. Nasıl ki işte Rönesans'ta bir takım yeni aile davatlar, işte bir takım yöntemler buldular ve o zaman için ilericiydi. Şimdi de dijital sanat dediğimiz, dijital teknolojiler dediğimiz şeyler özellikle bazı sanatçılar için çok, hani asla kabul edilmez görünse de, şu an için çok yenilikçi olsa da bir süre sonra sıradanlaşacak şeyler. Bunlar sadece yeni aile davatlar. Yani şöyle, biz bilgisayar estetiğinden ziyade kendi estetiğimizi üretmek için bilgisayar tabanlı, dijital tabanlı alet edevatları kullanıyoruz. Evet. Yani generatif dediğimiz işler de yapıyoruz zaman zaman ama bütün işlerimizin merkezinde bir kere insan var. İnsan formu, insan hareketi, insana dair bir şey var. Ne bileyim işte veri görselleştirmesi ya da işte sadece bir teknoloji üzerine ya da bir teknik üzerine kurgulanmış işler yapmıyoruz. Daha çok bir hikayesi olan, mutlaka bir hikayeden çıkan işler yapıyoruz. Ve en çok dikkat ettiğimiz şey de bir işi yaptıktan sonra onu hikaye yazmak yerine bir hikayeden yola çıkıp bir eser
üretmek oluyor. Çünkü şey dediğim ya, konuştuğum şey biraz, yani sanat eseri sadece form olmadığı gibi sadece bir kavram da olmamalı. İkisi ne kadar birbirine yaklaşırsa, iç içe geçerse harun sanat anlayışı. Evet, ikisinin o kadar hani iyi ve yoğunluklu bir sanat eseri olmuş. Yani işte içerik kadar bizim takıntılı olduğumuz başka bir konu teknik. Yani yaptığımız bir iş, kullandığımız bir teknikte sonuna kadar gitmenin yollarını arıyoruz ve çok fazla öğrenmeye, Ar-Ge'ye çok fazla vakit ayırıyoruz. Bizim Impossible Sculptures diye bir serimiz var. Çok, en çok bilinen işlerimiz o sanırım. Impossible Sculptures'da işte şeyi hayal ettik. Bu dünyadan olmayan heykeller, yani bir heykel yapmak istiyoruz ama elimizdeki teknik, teknoloji bu heykeli yapmamıza müsaade etmiyor şu anda. Biz bu heykelleri 3D ortamda üretip ondan sonra bunların nasıl diyeyim, bir şekilde fotoğraflarını çekiyoruz. Ama burada işte o fotoğrafın çok gerçekçi olması için sınırları zorladık ve ortaya çıkan şeye birçok insanın kafası karışıyor. Yani gerçekten bu heykel var mı yok mu, siz bunun fotoğrafını mı çektiniz, nasıl oldu bu diye. Mesela burada 3D bir objenin gerçekçi görünebilmesi için aylarımızı, hatta yıllarımızı harcadığımızı söyleyebilirim. Bunun neticesinde mesela bu da tabii şey, evriliyor kendi içerisinde. Yeni bir teknoloji öğrendiğimiz zaman bu bizi başka bir yere götürüyor. Mesela şimdi o gerçeklik üzerine dijital insanlar kurgulamaya başladık. Gerçekten gerçek insan gibi gözüken, gerçek insan gibi hareket eden, mimikleri olan dijital insanlar kurgulamaya başladık. Bunu da artık işlerimize yavaş yavaş dahil edeceğiz. Ya, o dijital insan konusu aslında benim için özellikle bir heykel yapmaktan farklı bir şey değil ama işin içine tabii orada karakter animasyonu giriyor, iskelet sistemleri, işte kaslar nasıl hareket eder ve hani bana sorarsan onunla bir video yaptığımızda her bir kare tek başına bir heykel oluyor ve yeterli aslında temel sanat bilgisine sahip olmadan iyi bir şekilde yapılamayacağını düşünüyorum ben. Yani insanlar şey zannediyor ya genelde, bilgisayarlarımızda bir takım programlar var, çok bizi kimsenin bilemediği. Biz onlara bir takım veriler veriyoruz ve hop birden o işler ortaya çıkıyor. Öyle bir şey yok tabii. Ve gerçekten çok zaman alan işler. Hatta bu yüzden insanların biraz daha bununla ilişki kurması ve anlayabilmesi için Instagram'a bununla ilgili videolar da koyuyorum. Mesela desenleri yaparken işte tablet kullanıyorum, iPad kullanıyorum ve orada hani dijital bir kağıdım, dijital bir kalemim var. Ve sıfırdan gerçekten bir sayfa açıp çizmeye başlıyorum. Bunun yapım aşamalarını da paylaşıyorum insanlarla ki hani anlasınlar, bu gerçekten bir emekle ve bilgiyle yapılan bir şey. Öyle kendi kendine oluşmuyor. Bizim Mart ayında Gaye Suakyol'la beraber bir sergimiz vardı, Ben Gezegeni diye. Çok kapsamlı bir sergi. Sergiydi demeyeceğim, hala duruyor çünkü sergi. İşte içinde bizim büyük Impossible Sculpture serisinden işlerden normal, gerçekten seramikten yapılmış heykellere, işte motion capture'lar ürettiğimiz videolara kadar bir sürü değişik iş vardı. Maalesef pandemiden dolayı ertelemek zorunda kaldık. Bunu Aralık'ta gerçekleştirmek gibi planımız var, eğer durum müsait olursa. Şu sıralar dijital insan fikrine bayağı takmış durumdayız. Yani bu bizim her şeyimizi bir araya getirdiğimiz bir kutsal kase gibi bir şey oldu bizim için. Yani işte Hande'nin form üzerine, heykel üzerine, insan bedeni üzerine olan çalışmaları, benim foto gerçekçilik takıntım, onun üzerine işte bir sürü saçlardaki, elbiselerdeki dinamik hesaplamalar falan. Bunlar normalde büyük stüdyolarda birden fazla insanın, yani büyük ekiplerin yaptığı birden işler. Mi? Birden fazla insan. Birden fazla. Yok, değişiyor. Normalde stüdyolarda da ekiplerin yaptığı işler ama iki kişi altından kalkmaya çalışıyoruz. Bunun da bir yere gideceğini düşünüyoruz. İşte sosyal medyaya yaşayan bir takım insanlar yapmak, ondan sonra onların üzerine hayatlar kurgulamak gibi fikirlerimiz var. Bunun dışında yine yapay zeka ile ilgili bir takım çalışmalara başladık. Impossible Structures bu sefer yeni serinin adı. Form değiştiren
binalar ya da o binalardaki form değiştiren elemanlar üzerine çalışıyoruz yine. Bunun dışında başka bir şey daha var. Bu bizim eğitim üzerine gerçekleştirdiğimiz bir proje. Adı Pixel. İstersen biraz sen bahset Pixel'den. Ya bize hem bireysel olarak hem de işte Harun hesaplarına çok fazla soru geliyor. İşte nasıl başlarım, nasıl yaparım, işte bu sanat mı, işte bunu bilgisayar mı yapıyor falan gibi. Ve aslında insanlar çok merak ediyorlar yani nasıl olduğunu, üretim metodu nasıl, neler kullanılıyor. Biz de tek tek bunları cevaplamaya çalışıyoruz ama en sonunda şöyle bir yere vardık ki bunları anlattığımız ve bizim gibi bilgilerini paylaşmak, aktarmak isteyen başka sanatçıların da içinde bulunduğu bir program haline getirelim. Ve başlangıç noktasıyla beraber Türkiye Bilişim Vakfı'nın bir uzantısı olan başlangıç noktasıyla beraber bir şimdilik online sanatçı misafir programı başlattık. Çünkü biz işte bu kaydı yaparken başvuruları açıldı. Eylül ayında da ilk program başlayacak. 15 kişiyle çalışacağız ilk dönemde en fazla. Ve burada amacımız sanatçıların kendi izledikleri yolu anlatmaları. Çünkü aslında en çok yeni başlayan insanların en çok ihtiyaç duyduğu şey bence bu. Ben de yeni başladığımda hani birisi bana yol göstersin istediğim için işte asistanlık yaptım. Benden daha yetkin sanatçılarla bir arada bulunmaya çalıştım her zaman. Biz de hani kendi hikayemizi anlatırken diğer sanatçı arkadaşlarımız da kendi metotlarını, neler kullanıyorlar, ne şekilde üretim yapıyorlar, belki ilham kaynakları neler, bunlardan bahsedecekler. Programın sonunda da katılan sanatçı adayı genç arkadaşlarımızın bir proje, her birinin bir proje üreteceğini umuyoruz. Bu durumda da belli bir miktara kadar onlara eser üretim desteği de vereceğiz. Ve belki de orada işte galerilerle ilişki kurmuş olacaklar, bu dünyanın içine girmiş olacaklar diye hayal ediyoruz. En başında konuşmanın söylediğim gibi insanların meslekleri, alanlar dijitalleştikçe ortak bir dil oluşmaya başladı meslekler arasında. İlk kez dünyada oluyor bu. Birler. Evet, birler sıfırlardan oluşan bir dil kullanılıyor ve çok basit şeylerle, çok basit işlemlerle veri transferi yapabiliyoruz işler arasında. Atıyorum benim kullandığım bir grafik simülasyonu programında çok basit bir iki işlemle atıyorum bir tıp doktorunun 100 bin kişiyle yaptığı bir çalışmanın görselleştirmesini ben yapabiliyorum burada. Aynı dilde konuşuyoruz çünkü. Bu nedenle sanatçıların dijital teknoloji öğrenmesi şart. Çünkü geleceğe dair bir söz söylemek için artık bu bilgiye sahip olmamız lazım. Bırakın iş akışınızı kolaylaştırmasını, iş akışınıza olacak katkılarını, işte sınırsız deneme imkanı, her şeyi yapmadan önce görme imkanı gibi şeyleri. Geleceğe dair bir söz söylerken artık yapay zekanın ne olduğunu, artırılmış gerçekliğin ne olduğunu, nasıl çalıştığını, ne gibi imkanlar sağladığını, atıyorum otonom araçların insanların insanların geleceğini nasıl değiştireceğini bilmeden bir sanatçının artık gelecek hakkında söz söylemesi mümkün olmayacak. Konuştuğu şeyler çünkü eski kalacak. Yani şöyle değil mi zaten? Hani benim için o sanatçı dediğimiz kişi eğer zaten zamanın ötesinde bir şey söylemiyorsa, başka bir dünyanın varlığını gösterecek bir kapı açmıyorsa, yani köyün delisi değilse o zaten hani evet ressam, heykeltıraş vesaire olabiliyor ama ona sanatçı diyor muyuz? Yani ya da diyecek mi gelecek kuşaklar? Çünkü Picasso'ya baktığın zaman o da günün çok ötesinde. Leonardo'ya baktığın zaman öyle, Bernini'ye baktığın zaman öyle. Ve hani aslında
söylediğin şey bu sanırım, değil mi? Evet. Sonuçta hani geleceğin mesleklerinde asla işini kaybetmeyecek olanlar sanatçılar derken, hani atölyesine kapanıp da defterini karalayan zanaatçılardan bahsetmiyoruz. Yok, ki bunu da yatsımıyoruz. Ama orada kastedilen o değil. Bana sorarsan orada kastedilen yaratıcı düşünceye sahip ve işte bize o kapıları açan, öbür tarafı gösteren insanlar. Bugün aslında sorun öğrenmek ya da bilgiye ulaşmak değil kesinlikle. Hangi bilgiye ulaşacağını bilmek ya da arama yöntemlerini bilmek ve neyi öğreneceğini anladıktan sonra buna konsantre olmak. Öyle değil mi? Yani dünyadaki bilgilerin çoğu, çok tehlikeli olanlar bile şeyde mevcut, internette mevcut. Yani bana sorarsan hani benim hikayemde dijital sanat dediğimiz şeyi ve bu üretim araçlarının hepsini ben internetten öğrendim. Yani şu anda edinim bütün bilgi ki hani hiç fena değilim artık. Karakter animasyonu yapabiliyorum. Zaten dijital modelleme yapmak hani benim için sadece yeni bir araç öğrenmekti. Çünkü zaten klasik anlamda heykel yapmayı biliyorum, desen yapmayı biliyorum. Bunlar da sadece yeni araçlar. Ve bütün bu bilgileri internetten ulaştım ben. Bunun bir anlamda şey de olduğunu düşünüyorum. Yani bir hiyerarşi de sağladığını düşünüyorum. Ama dediğim gibi tabii ki neyi araman gerektiğini de bilmen gerekiyor. Yoksa bir boş, yani inanılmaz büyük bir bilgi denizinin içinde yuvarlanıyorsun serseri mayın gibi. Ama bunu kolaylaştırdığını düşünüyorum. Yani şimdi bu Rönesans 2.0 dediğimiz dönem, yani nedir o? İşte bir insan sadece bir işte uzmanlaşmıyor da, özellikle sanatçılar için, yani bu modernizmle beraber uzmanlaşmanın gelmesi de işte sanatçıları da etkiledi ya bu. Hani işte ressamsan resim yapıyorsun, heykeltıraşsan heykel yapıyorsun ve bütün kariyerin öylece gidiyor arada ufak denemelerle beraber. Ama şimdi artık aynı Bernini gibi işte o nasıl büyük meydanlar, binalar ve heykeller tasarlamış hepsi bir arada ve kimse de ona kardeşim sen heykel tasarlasın, mimarlığı ne işin var dememiş. Bugün de bence tekrar o noktaya geldik. Çünkü hem bilgi çok açıkta duruyor hem de artık yetişmiş insanlar kendilerini çok daha fazla alanda geliştirebiliyorlar bu sayede. Pandemiyle beraber bence bu da hızlandı. Çünkü hani bu hep aramızda konuştuğumuz şey, işte gelecekte öyle olacak, böyle olacak falan filan derken o gelecek çat diye bir günde geliverdi şu sayesinde. Ve insanlar keşfettiler mesela. Müzelerin virtual turları varmış ve oturduğum yerden gezebiliyormuşum o müzeyi. Oysa ki hep vardı, orada duruyordu o ama kimse onu arama ihtiyacı duymamıştı. Tıpkı bunun gibi işte böyle inanılmaz büyük bir bilgi seri var ve şimdi onu kullanarak daha fazla alanda daha böyle sofistike işler üretebiliyoruz bence. Mümkün olduğu kadar bence iş alanında uzmanlaşmış insanların hangi kaynakları ve nasıl öğrenerek başladıklarını öğrenmek yeterli bence. Sadece bu yeterli. Mesela sosyal medya... Öğrenme yöntemlerini. Çünkü bilgi var zaten. Bir kere yabancı dil çok önemli. Yani onu söylemek de aslında zul ama maalesef Türkiye... Çünkü internetin dili biraz İngilizce olmadı mı? Türkiye'de bunu söylemek zorunda. Evet. İlk önce yabancı dil öğrenmek gerekiyor. İkincisi, ben şöyle bir teknik geliştirdim kendi adıma. Bir noktadan sonra artık Matrix'teki Neo işte şeyleri durduruyor ya kurşunları, öyle bir noktaya geliyorsun bir süre sonra. Şöyle, kullandığım ve ilgi duyduğum ya da ileride benim işimle alakalı olacak bütün yazılımların, o yazılımları en iyi kullanan insanların, ondan sonra bütün eğitim kaynaklarının zaman içerisinde keşfettiğim, bütün iyi sanatçıların hepsinin sosyal medya hesaplarını takip etmeye başladım ve işte bilgisayarla görüntü üretimiyle ilgili dünyada herhangi bir şey olduğu anda ben işte o çıktıktan 10 saniye sonra, 15 saniye sonra haberim oluyor. Böyle bir ağ kurdum kendime. İşte çeşitli öğrenim kaynaklarından yeni bir bilgi geldiği zaman, yeni bir kağıt yayınlandığı zaman, yeni bir teknoloji geliştiği zaman, yeni bir eğitim CD'si bile çıktığı zaman yapıyoruz. Bundan, CD mi? Eğitim videosu. Tutorial diyecektim. Çıktı CD değil mi ya? Çıktığı zaman anında haberim oluyor. Böyle bir ağ kurarak başlanabilir bence. Orada
Bence şu önemli bir noktayı da ama kaçırmamak gerekiyor. Eğer bir sanatçı olmak niyetindeysek, o alan içinde mutlaka yine konvansiyonel sanat üretimiyle ilgili yani, bilgi kaynakları da onu söylemiyorum çünkü burada konuştuğumuz şey gibi düşündüm. Yani bir sanatçı var zaten ve o sanatçı dijital teknoloji öğrenmek istiyor. Ama zaten sanatçının kendi hani hayatında bunun olması gerekiyor zaten. Ben dijital şeyi üzerine hani ekleyerek söylüyorum tabii ki. Aslında her sanatçının dijital sanatlarla ilgilenmesi artık zorunluluk, bir kere bunu kabul etmemiz lazım. Şimdi değilse bile bir sonraki nesil koleksiyonerler geldiği zaman, bir sonraki nesil işte müze yöneticileri, vakıf yöneticileri, şirket sahipleri geldiği zaman onlar nasıl eskiden işte heykelden, resimden değişip işte enstalasyona, performans sanatına, video sanatına geldiysek onların da içine doğdukları kültürleri bu kurumlara, bu koleksiyonlara sokması neticesinde zaten bir kere evrileceğini biliyoruz. Bundan bir kaçış yok yani. Yani evet ama şey değil yani sonuçta. Heykel almayacaklar, hayır. İşte dijital tasarım alacaklar değil. Hayır. Heykel yapma ya da işte resim yapma biçimi evrilecek. Yani o hem o evrilecek hem klasik işte konvansiyonel dediğimiz sanat biçiminin öleceğini düşünmüyorum. Ama dijitale çok daha fazla ağırlık verileceğini düşünüyorum. İkincisi şöyle bir şey var. Bunun örneğini mesela şeyden görebiliriz. Mesela müzik çok iyi bir örnek. Müzik çok iyi bir örnek. İşte 90'larda dijitalleştiği zaman müzik stüdyoları, yani eskiden ne yapıyordunuz? İşte içerisinde koskoca bir makara teyp olan, işte dev mikserler, dev preamp'ler olan bir stüdyo kiralıyordunuz. Akustiği böyle işte özel, çok pahalı işte normal bir müzisyenin alamayacağı içinde cihazdan olduğu bir yeri kiralıyordunuz. Kısa süre içerisinde bir albüm yapmaya çalışıyordunuz. Bunun için birisinin para vermesi gerekiyordu. O parayla işte o albüm yapılıp siz ona tabi olup albümlerinizi satıyordunuz da işte para kazanacaktınız. Şimdi mesela müzik endüstrisi değişti. İnsanlar evlerinde artık kendi şarkı, çoğu insan evlerinde kendi şarkılarını yapıyorlar. Özel bir şey yapacakları zaman işte bir kayıt stüdyosuna gidip bunu kaydediyorlar üzerine. Ve çoğunlukla da kendi bağımsız şirketlerinden yayınlıyorlar. Aynı şeyin ben sanatın da bu şekilde dönüşeceğini düşünüyorum. Zaten başladı hafiften. Dijital olarak üretilmiş eserler, atıyorum augmented reality'nin, virtual reality'nin gelişmesiyle işte dijital olarak üretilmiş eserleri biz deneyim olarak mesela satabileceğiz direkt olarak koleksiyonerlere ya da işte kurumlara. Bu çok büyük bir şey, avantaj ya da işte değişim diyeyim. Avantaj mı bilmiyorum ama bu şekilde bir değişimi şey yapıyoruz, bekliyoruz. Dolayısıyla hani öğrenmek isteyen değil, öğrenmek zorunda olan sanatçılar olarak değiştirelim.